Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugünün bir son dakika gelişmesi. İstanbul Kartal'da 7 katlı bir bina çöktü bugün. Faciaya dair çarpıcı görüntüler ard arda geldi. Tüm hazırlıklarımız o faciaya en ince ayrıntısına kadar size anlatmak üzereydi. Hatta canlı yayın ekibimiz de orada ama yayınımıza başlamadan 20 dakika kadar önce saat 18.40'da haber merkezine bir tebligat geldi. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından bir duyuru yapıldı. Duyuru da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili olarak yayın yasağı kararı verilmiştir denildi. Yayın yasağı nedeniyle dolayısıyla o sıcak ve üzücü gelişmenin detaylarını, görüntülerini, haberlerini sizlere aktaramıyoruz. Facia haberi gelene kadar günün sonucu da perde arkasında merakla beklenen başlıklarından biri külliyede akşam saatlerinde gerçekleşen zirveydi. Başkan Erdoğan MHP'de Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Zirveye dair perde arkası notları da Erdinç Özyılmaz derledi. Hemen Erdinç'e döneceğiz. Erdinç, neler konuşuldu zirvede, seni dinleyelim. Aslında Cem, iki önemli başlık olduğunu söylemekte fayda var. Bir, meclis başkanlığı seçimleri. Bilindiği gibi 19 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na kesin aday listeleri teslim edilecek ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım da meclis başkanlığı görevinden 18 Şubat tarihinde ayrılacağını açıklamıştı. İşte meclis başkanı, yeni meclis başkanı kim olacak sorusu da yanıtını bekliyor. Bu görüşmede önemli gündem başlıklarından biri de buydu. Kulislerde aslında isimler dolaşıyor. Mustafa Şentop, Naci Bostancı, Bekir Bozdağ, Hayati Yazıcı, sadece bunlardan birkaçı. Hemen şunu söyleyelim, MHP lideri Devlet Bahçeli AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz demişti. Yani bu konuda aslında son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. İşte iki liderin bu konuyu enine boyuna masaya yatırdığını söyleyebiliriz. İkinci bir başlık, yerel seçim süreci. Cumhur İttifakı kritik illerde uygulamaya geçti. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde, bazı illerde, HDP'nin güçlü olduğu illerde Cumhur İttifakı'nın tekrar uygulanabileceği, hayata geçirilebileceği ifade ediliyor. Bunlar Kars, Iğdır, Bitlis, Muş ve Siirt illeri olarak görülüyor. İşte yerel seçim süreci de yine bu toplantıda ele alındı diyebiliriz. Peki iki lider ortak miting yapacaklar mı? Aslında olacak gibi görünüyor. Şimdilik iki il olduğunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul ve Adana olduğunu söyleyelim. Çünkü İstanbul'da bilindiği gibi MHP aday çıkarmadı. Adana'da AK Parti aday çıkarmadı ama iki liderin şimdilik en azından bu iki ilde ortak miting yapması bekleniyor. Cem Öğretir. Erdinç, teşekkürler. Başkan Erdoğan öğle saatlerinde de ODTÜ Teknokent açılış törenindeydi. Üniversitelerle ilgili sözleri dikkat çekici. Bazı vakıf üniversitelerinin kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini söyledi Başkan Erdoğan. Bu nedenle de eğitime yeteri kadar katkı sağlayamıyorlar dedi. Erdoğan konuşmasında üniversite sanayi işbirliğinin önemine de özel bir vurgu yaptı. Vakıf üniversitelerimizin eğitim öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz. Vakıf üniversiteleriyle ilgili sitemini işte böyle dile getirdi Başkan Erdoğan. Vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Başkan Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent açılışında konuştu. Son Almanya seyahatinde Başbakan Angela Merkel'le aralarında geçen bir diyaloğu paylaştı. Sayın Merkel'e sordum, sizde üniversite öğrencisi ne kadar diye. Verdiği rakam 3 milyon. Bizde 8 milyon. Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi. Üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptık. Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum. Part-time olarak öğrenciler üniversiteden çıkıyor, hemen Samsung'a geliyor. Orada da çalışmaya başlıyorlar. Başkan Erdoğan, teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz diye konuştu. Yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Ya Allah, bismillah. Ve ekonomiye dair günün sürme aşamasındaki haber, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Ankara'da gazete ve televizyonların ekonomi müdürleriyle buluştu. Gıda fiyatları ile ilgili önemli mesajları var. Fırsatçılara yönelik önlemlerin alındığını söyledi Bakan Albayrak ve önümüzdeki haftayı işaret etti. Şöyle dedi, önemli bir adım atacağız. CHP'nin IMF iddiaları ve İş Bankası'ndaki CHP hisseleri de toplantının gündem başlıkları arasındaydı tabii. Fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Dünden daha iyiyiz ama yarınımız daha iyi olacak dedi. Önümüzdeki hafta önemli bir adım atacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda fiyatlarıyla ilgili kurdu bu cümleyi. Ankara'da ekonomi gazetecileriyle buluştu. Tarladan sofraya gelen zincirde çok sıkıntılar var. Aslında bu yüzden oluyor bu fiyatlar diye. İşte o bütün zinciri tamamen ele alınacak bir sistem uygulanacak. Onu görüyoruz. Bakan Albayrak gıdada özellikle de sebze ve meyvede yaşanan fiyat terörünün perde arkasına baktıklarını, felaket tellallığı yapanların bazı siyasi partilerden aday olduğunu gördüklerini söyledi. Nasıl teröristlere silah taşınıyorsa bu da mutfakla ilgili bir gıda terörü var dedi. Sanki bir el bombası gibi endekse giriyor ve endeksi mahvediyor. O da çerçevede faizden tut enflasyona bir tür diğer makroekonomik göstergelere etki ediyor. Gıda fiyatlarını düşürmek için tarladan sofraya kadar koordinasyon sağlanacağını, üretimi artırmak için de önlem alındığını belirtti. Ekonomik hedeflerde sapma olmayacağına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhalefetin IMF iddiasına cevap verdi. Ağustos, Eylül'de bile ihtiyaç yoktu ki şimdi hiç yok dedi. Muhalefet ne zaman sıkışsa topu taca atıyor dedi bu konuda. Ve CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri. Bakan Albayrak, meclisin hisselerin hazineye devriyle ilgili adım atabileceğini söyledi. Daha güçlü bir İş Bankası algısının da piyasaya geleceği gerçeğinden de bahsetti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin ekonomik bağışıklık sistemini 2018'de güçlendirdiğini vurguladı. Bu bizi gelecekte fersah fersah diğer ülkelerin önüne geçirecek diye konuştu. Şimdi malum tarladan pazara gelene kadar ürünlerin fiyatı katlanıyor. Bunu haberlerimizde sık sık duyurduk zaten. Sonuçta olan bizim cebimize, yani tüketiciye oluyor. Hal böyle olunca tanzim satış mağazaları tekrar gündeme geldi. Ne demek tanzim satış? Duyanlarınız var, bilenleriniz var ama bilmeyenleriniz vardır. Özlem Aktay bugün pazarı ucuzlatacak tanzim satış formülünü inceledi. Bakın ne o formül? Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları da atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Tanzim yerlerinin kurulması gündemde. Evet. Nasıl olur vatandaş açısından? Bence pazarcısınız. Daha iyi. Bence daha iyi. Bence daha iyi. Marketten alacağına tanzimden alsın daha iyi. Daha iyi olur yani. Cepten az para çıkar. Her şey çok pahalı. Emekli insanlar, her şey çok pahalı. İşaret fişeğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ateşledi. 1990'lı yıllarda ürünlerin tarladan vatandaşa ulaşabilmesi için tanzim satışı tekrar gündeme geldi. İyi, memnun oluruz olursa. Tanzim satışla birlikte üretici tarladan aldığı domatesini, salatalığını ya da yeşilliğini direkt ilk elden belediyelere verecek ve belediyeler de kendi ilçelerinde kurdukları alanlarda o ürünleri arada komisyoncu olmadan vatandaşa daha uygun fiyata satacak. Bence o pazar bu pazarın bir vatandaş için daha iyi, daha uygun. Bu fiyatlara biz gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Bir kere daha güvenilir olur. Daha fiyatlar açısından da halkın da cebinde uygunluk olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur, destekleriz yani. Pazarları gezeceğiz. Beşiktaş pazarındayız öncelikle. Bu pazarda bugün patlıcanın kilosu 13 lira. Hemen yanında sivri biber var. Sivri biberin fiyatı da 28 lira. Ve bakalım diğer pazarlarda durum ne? Beşiktaş pazarından çıktık. Şimdi de Şişli'de bir pazara geldik. İki pazar arasında yaklaşık 3 kilometre var. Ve bakalım bu 3 kilometrede pazarda fiyatlar ne kadar değişiyor? Beşiktaş pazarında patlıcanın kilosu 13 liraydı. Bu pazarda kabak ve patlıcanın kilosu 8 lira. Hemen yan tarafında sivri biber var. İşte bu sivri biber Beşiktaş pazarında kilosu 28 liraydı. Ve bu pazarda, Şişli pazarındaysa sivri biberin kilosu 20 lira. Aradaki farkın nedeni ne? Aradaki farkın nedeni ben de anlayamadım. Diğer pazarda 28'di. Bu kadar fark eder mi? Etmemesi lazım. İşte Ticaret Bakanlığı bu fiyat farkının önüne geçmek için Eşil'de denetime başladı. Ve bir haber daha, bu farklara sebep olanlar yandı. Çünkü cezalar yolda. Eskiyi özlüyor musunuz o günleri? Tabii ki özlüyoruz eskiyi. Tabii bu işin market ve pazar tarafı ama bir de üretim tarafı var. Üretim tarafındaki maliyetlerle ilgili de Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde onlarla ilgili haberleri de ekranlarınıza taşımamız muhtemeldir, onu da söyleyeyim. Oradaki maliyetler düştükçe daha da azalacak çünkü. O maliyetler düşünce bizim cebimize daha ucuz ve daha ekonomik sebze meyve girecek, onu biliyoruz. Yine ekonomiyle devam edelim. Önemli bir gelişme bu aslında.
Rusya ile aramız açıktı biliyorsunuz. Rusya'dan geldi haber. Rusya Türk iş adamlarından ve tır şoförlerinden artık vize istemeyecek. Vizeler bugün itibariyle iş adamları ve tır şoförleri için kaldırıldı. Meclis Genel Kurulu'nda ittifak kavgası çıktı. CHP'li vekil Engin Altay HDP'yi savundu. MHP sıralarından öfke dolu sesler yükseldi. PKK sözcüsü olmaktan HDP sözcüsü olmak iyidir. O anlar birazdan ATV ana haberde. Yanı başımızda ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor bu arada. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha konuştu. Bir kez daha Suriye'den çekileceğiz dedi ancak Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle o açıklamadan sadece birkaç saat sonra başkanın sözlerinin tam tersini söyledi. Henüz işimiz bitmedi dedi Wattle. Aynı dakikalarda sınırda bu kez Wattle'ı haklı çıkaracak gelişmeler de oldu. Terör örgütüne 200 tır silah daha teslim edildi. It is time to give our brave warriors in Syria a warm welcome home. Trump Suriye'den çekileceğiz dedi ama kendi generali Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle tam tersini söyledi. The fight against ISIS and violent extremists is not over and our mission has not changed. Wattle Amerikan Kongresi'ne terör örgütü YPG'nin DAEŞ'la mücadelede önem taşıdığını da söyledi ve yardımların kesilmemesini istedi. Bu öneriden sadece bir gün önce ise Amerika tarafından gönderilen 200 tır dolusu silah, mühimmat, zırhlı personel taşıyıcılar ve jeneratörler Irak'ın Semerka sınır kapısından Suriye'ye girdi. Silahların küçük bir kısmı Tapka'daki Fransız askerlerine teslim edildi. Büyük bölümü ise terör örgütü PYD-YPG'nin Hanik ve Sırrin'deki depolarına aktarıldı. Son sevkiyatla çekilme kararının ardından teröristlere gönderilen silahlar 400 tırı aştı. Amerika aynı dönemde Suriye'ye 600 kişilik bir de takviye birlik gönderdi. Ve bir önemli not, sınırımızda yeni provokasyon amaçlandığının kanıtı olacak haber Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden geldi bugün. Emniyetin açıklamasına göre Suriye sınır hattında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında sazlık bir alanda, toprağa gömülü halde, 65 kilogram plastik patlayıcı ve patlayıcıyı harekete geçirmek üzere zaman ayarlı 6 elektronik devre, 21 elektrikli kapsül ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bugüne dair, teröre dair önemli bir nottu. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelmişti hatırlayacaksınız. Aktarmıştık. Az sonra aktaracağız bugünü. İstanbul'da, İstanbul'un tarihi mekanlarında geçirdi çünkü. Yunan Başbakan gece Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından kameraların karşısındaydı. Basın toplantısına damga vuran Başkan Erdoğan'ın FETÖ'cü teröristlerle ilgili uyarısı oldu. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Efendim A Haber'den Lami Ayhan, Sayın Tsipras'a Fethullahçı terör örgütüyle mücadele bizim ülkemiz açısından kırmızı çizgimiz. 15 Temmuz sonrasında da sizin ülkenize kaçan 8 FETÖ'cü darbeci asker var. O isimleri iade etmeyi düşünüyor musunuz? Sırmaz, siz kesirmez. Και στη συνέχεια ακόμα ένα αγκάθι τηλεφώνησα εκείνο το βράδυ προκειμένου να εκφράσω τη στήριξη της Ελλάδας που είναι μια χώρα που υπερασπίζεται τη δημοκρατία. Ve bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras İstanbul'da kritik ziyaretlerde bulundu. Önce Ayasofya'ya gitti, ardından Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu gezdi. Akşam saatlerinde de Binali Yıldırım'la görüştü. Ayasofya'yı gezdi, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Ardından da Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la görüştü. Yunanistan Başbakanı Tsipras için Ayasofya ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hem Cumhurbaşkanlığı korumaları hem de polis özel harekatlar adeta kuş uçurtmuyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın Ayasofya ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan müzenin tarihiyle ilgili bilgi aldı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Ayasofya Camii'ndeki turunu tamamladı ve şu anda kendisine mihmandarlık yapan İbrahim Kalın'la birlikte camiden ayrılıyor. Şimdiki durağıysa Heybeliada'daki Ruhban Okulu olacak. Özel bir motorla Heybeliada'ya geçen Tsipras,
Fener Rum Patriği Bartolomeo ve Patrikhane'nin önemli isimleriyle bir araya geldi. Tsipras aynı zamanda ruhban okulunu ziyaret eden ilk Yunan başbakanı oldu. Alexis Tsipras şu anda Heybeliada'daki ruhban okuluna geldi ve birazdan başlayacak olan ayine katılacak. Tsipras ve beraberindekiler hali hazırda eğitim verilmeyen 175 yıllık tarihi yapının sınıflarını ve kütüphanesini dolaştı. Heybeliada ruhban okulundaki görüşmeler yaklaşık 4 saat sürdü ve bu 4 saatin ardından Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Binali Yıldırım'la görüşmek üzere Dolmabahçe'ye doğru harekete geçti. Yunan Başbakan son olarak İstanbul'da yaşayan Rumlarla görüşecek. Ardından da ülkesine dönecek. Ve bugün Ankara'yı kızdıran gelişme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün tam bir fiyaskoya imza attı, böyle söylemek mümkün. Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin resepsiyonuna katıldı. 1915 olaylarını Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermenilerin acımasızca öldürülmesi olarak değerlendirmeye kalktı. Kendi tarihini, Fransa'nın eline bulamış, kan bulanmış Cezayirli kanını, ülkesinin Kongo'da, Hindiçin'de, Kamboçya'da, Gabon'da, Senegal'de, Çad'da, Nijer'de giriştiği sömürgeci katliamları ve daha dün Libya'da, Orta Afrika'da, fil dişi sahilinde yaptıklarını yok saydı Macron. Türkiye'ye her zamanki gibi, yani Fransız liderlerin daha önce yaptığı gibi, tarih dersi vermeye yeltendi. İşte Fransa Cumhurbaşkanı'nın o iki yüzlü ve altını kalın harflerle, kalın çizgilerle çizelim, küstah ifadedir. La France, c'est d'abord et avant tout. Ce pays qui sait regarder l'histoire en face. Ce pays qui, par la voix de Clémenceau, d'Anatole France, de Jean Jaurès, dénonça parmi les premiers la traque assassine du peuple arménien dans l'Empire ottoman. Qui, dès 1915, nomma le génocide pour ce qu'il était. Un crime contre l'humanité et contre la civilisation. Qui, en 2001, à l'issue d'un long combat que vous avez porté ici, l'a reconnu dans la loi et qui, comme je m'y étais engagé, fera dans les prochaines semaines du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien. Ve bir başka skandalla devam edelim. Yer bu kez Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imza attı o skandala. Sosyal medya hesabından bir harita animasyonu paylaştı. İzliyorsunuz zaten. Amerika'nın Venezuela'da darbeyle iktidara getirmeye çalıştığı Juan Guaido'yu tanıyan ülkeler mavi, tanımayan ülkeler ise gri renkle gösteriliyordu o haritada, o animasyonda. Türkiye seçimle iş başına gelmiş, yani meşruiyetini sandıkta alan Maduro'yu desteklediği için gri renkteydi. Ama hani burası belki kabul edilebilir ama biz o haritada başka bir şeye takıldık aslında, renge değil. Anadolu'yu ortadan bölen çizgiye takıldık izlediğiniz gibi. Acaba Amerikan dışları aceleye mi getirdi haritayı da hata yaptı? Yoksa bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor Washington'dan? Açıkçası çok da anlaşılabilmiş değil ama harita gözünüzün önünde, gördünüz zaten. Amerika ve Venezuela demişken aktarmak istediğimiz bir dizi fotoğraf daha var. Venezuela'nın Valencia kentindeki uluslararası havalimanı şu anda bu silahların bulunduğu yer. Teşhir masasının üzerindeki tam otomatik silahlar ve mühimmat Amerika'nın Miami kentinden giden bir özel uçakta ele geçirildi. Amerikan yapımı, özel kuvvetlerin kullandığı türden 19 tam otomatik tüfekten bahsediyoruz. Ve tabii bu silahlara ait 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmat, ayrıca 100 kadar uydu telefonu, cep telefonu ve telsiz ele geçirildi. Amerikan Başkanı Trump hafta sonu Venezuela'ya asker göndermek elimizdeki seçeneklerden biri demişti. Askeri müdahale sinyali vermişti, hatırlatalım. Kırmızı alarm verildi. Okullar tatil edildi. Sütten ağzı yanan Antalya, yoğurdu üfleyerek yiyor. Tatil cenneti Antalya'nın hortum endişesi. Birazdan ATV Ana Haber'de. Ve siyaset, CHP ve İYİ Parti arasındaki resmi, CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gayri resmi ittifak artık herkesin malumu. İşte o ittifakın gayri resmi boyutu mecliste sinirleri bir hayli gerdi dün gece. Genel kurulda Aden tezkeresi görüşülüyordu. Ama mesele başka bir yere gitti ve tartışma çıktı. AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerinin HDP'ye yönelik eleştirilerine yanıt CHP'den geldi ve sesler bir anda yükseldi. Durup durup CHP-HDP ilişkisi işbirliği demeyin. Terör örgütünün elebaşı CHP-HDP işbirliği yapsın dedi mi? Dedi. Gelip HDP'ye
6 milyon oy almış partiye terör örgütü diyeceksin. Biz ne zaman HDP'nin siyasetine, yönetimine eleştiri getirsek Sayın Altay çıkıyor. 6 milyon insana terörist diyemezsiniz. HDP legal bir parti. HDP ile olan ilişkiyi bu şekilde demin olduğu gibi tarif etmekle Türkiye'ye faydalı bir tavır ortaya konmuş olmuyor. CHP-HDP ilişkisi işbirliği demeyin. HDP Ankara, İzmir, İstanbul'da neyin karşılığında da çıkartmadı? Hangi güç birliği oluşturuluyor? PKK sözcüsü olmaktan HDP sözcüsü olmak iyidir. Siz bir HDP sevdasına bulunmuşsunuz. Dikkat edin, bu sevda sizi başka yerlere götürmesin. Türkiye'de bir Kürdistan hayali kuranları kalkıp tek bir kelimeyle eleştirmezken... Ne alakası var? Ne alakası var? Suçluluk psikolojisi. Yakalandılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Kürsüsü'ne Mithat Sancar'ı oturtmayın. Fazla bağırarak, daha gür sesle konuşmalar yaparak bu suçluluk psikolojisinin, bu yakalanmışlığın milletin gözünden kaçırılacağını diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin yapmış olduğu değerlendirmeleri de vatandaşımızın takdirine sunmaktayım. İşte gerilim böyle seyretti dün gece. CHP'nin HDP ile kurduğu ittifak, gizli ittifak siyasetin gündeminde ilk sırada izlediniz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay mecliste bir basın toplantısı düzenledi ve o toplantıda HDP'yi deyim tam yerinde ateşli bir şekilde savundu. Sözlerinde itiraflar da vardı, HDP'ye sahip çıkma hamleleri de vardı. İlginç bir not daha, HDP Adıyaman'da bu arada Saadet Partisi'nin adayını destekleme kararı aldı. Sen niye burada aday çıkarmıyorsun? Sana ne kardeşim? Sana ne? Mecliste basın toplantısı düzenledi. CHP-HDP ittifakını böyle itiraf etti. Cumhuriyet Halk Partisi HDP seçmeniyle değil sadece, AK Parti seçmeniyle de, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeniyle de, İYİ Parti seçmeniyle de, Saadet Partisi seçmeniyle de sandıkta güç ve işbirliğini yaparak desteklerini talep edecektir. Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. CHP'li Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP'yi dışlamayın dedi. PKK ile mücadeleyi bir kenara bırakıp 6 milyon oy almış bir siyasi partinin milletvekillerini kriminalize etmek, terörize etmek Türkiye'nin iç barışına olsa olsa sadece zarar verir. HDP terörist demek, 6 milyon insan terörist demektir. Ve İYİ Parti ile CHP lehine aday çıkarmayan HDP listeye Saadet Partisi'ni de ekledi. Adıyaman'da aday çıkarmayan HDP, Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleme kararı verdi. Hangi partiden olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun Kürt halkı özlenen ittifakı sağlamıştır. HDP sözcüsü Saruhan Oluç, Saadet Partisi adayı Ünsal için elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır dedi. Oluç, Gaziantep'te de aday çıkarmayacaklarını ve DSP'den aday olan eski HDP milletvekili Celal Doğan'a destek vereceklerini açıkladı. Evet, siyasette oluşumlar böyle. Bir taraftan da milliyetçilik polemiği devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Bahçeli'ye de falan milliyetçilik başlıklı sözlerine tepkiler çok büyük. Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında saraya soru soruyorum, cevabı Bekçisi'nden geliyor demişti dün. O sözlere MHP yönetimi ve vekiller sert sözlerle cevap verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kılıçdaroğlu Tunç Soyer'den dolayı tepkileri üzerinde topladı. Şimdi kendini aklamak için MHP'ye saldırıyor diyor. Soru soruyorum, saraya Bekçi'den cevap geliyor. O halt etmiştir. HDP'ye tutsak olmanın karşılığındaki acziyetini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun ağzına yakışmıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilikle ilgili skandal sözleri daha gündemden düşmeden yeni bir skandala imza attı. Bir yerlerden aldığı talimat doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve sayın liderimizi hedef alan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bu yol iyi bir yol değil, seni bu yoldan men ederiz, aklını başına topla. Milliyetçilik laflı olmuyor. Bahçeli bu sözlere Twitter üzerinden yanıt vermişti. Vatana, bayrağa, orduya kastedenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir. Sadece
zillet ve rezalettir ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli için kullandığı bekçi tanımlamasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Milliyetçilik üzerine en son lafı konuşacak insandır. HDP ile el ele vermiş birisinin milliyetçilik ifadesini kullanması zaten ağzına hiç yakışmıyor. Kendi altı okunun milliyetçilik kavramını ne kadar yok ettiklerini bir düşünsün. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Tunç Soyer tepkilerini dindirmek için MHP'ye saldırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu kendi suçunu kapatmakla meşgul. Çünkü Kılıçdaroğlu darbe hukukçusu Nurettin Soyer'i övüyor. Darbenin en büyük işkencecisi Nurettin Soyer'in oğlunu İzmir'den adan yapıyor. Büyük tepkiler var ve bu tepkileri bir tarafa çıkarabilmek için karşı saldırıya geçti. Sayın Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en kısa zamanda bir ruh sağlığı hekimine görülmesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım gece A Haber'in canlı yayında konuktu. Avrasya Tüneli projesinin öyküsünü anlattı orada. Hem de kağıt üzerinde çizerek işte Binali Yıldırım'ın dilinden Avrasya Tüneli'nin hikayesi. Bu Avrasya Tüneli ile ilgili bir hatıramı anlatabilir miyim? Buyurun. 2004 yılında Ulaştırma Bakanıyım. Havaalanından çıktım. Karşı tarafta da Göztepe'de bir programım var. Bir an önce geç kaldım, yetişmek istiyorum. Sahil yoluna düştük. Aman ya Rabbim. Bir trafik. Zaman geçiyor. Beni sancılar aldı. Toplantıya da geç kalmayı çok sevmem. Vaktinde gitmeye hep gayret ederim. Geldik. Yeni kapıya doğru yaklaştık, Sarayburnu'na. Dedim ki ya keşke şuradan bir tünel olsa da direkt Üsküdar'a geçsek, oradan da Göztepe'ye ne güzel olur falan diye elimdeki kağıda şöyle oturdum, şöyle çizdim bunu. Şunu şöyle aldım kağıdı. Şurası malum Sarayburnu. Efendim burası da Üsküdar. Şuradan geliyoruz Yenikapı'dan. Buradan giriyorsun, hop, şurada Haydarpaşa Garı, şurası Numune Hastanesi, burası Karacaahmet, şuradan çıkıyorsun. Yaklaşık bu mesafe denizde 1,5 kilometre. Bugünkü tam yeri Karacaahmet'in hemen altı, Numune Hastanesi'nin ve Karacaahmet arasında şeyin tünelin çıktığı yer. Toplam 5,5 kilometre, karayla denizin 5,5 kilometre bir tünel. Orada karar verdim. Ve yani geldim. Aslında tünelin oluşma şekli bu. Evet, belki de ilk kez paylaşıyorsunuz. Evet. Müge Anlı'yla tatlı sertte duygu dolu anlar. 16 yıl önce terk ettiği oğluna canlı yayında kavuştu. Gözyaşları sel oldu. Birazdan sadece ATV Ana Haber'de. Antalya'ya devam edeceğiz çünkü geçtiğimiz günlerde hortum felaketi yaşamıştı Antalya. Bugünü diken üzerinde geçirdi. Endişenin sebebi meteorolojinin yaptığı şiddetli fırtına uyarısıydı. Tam fırtına uyarısı. Neredeyse kimse sokağa çıkmadı. 5 ilçede de okullar tatildi. Gördüğünüz gibi sıramız yarı bir oluyor. Şiddetli fırtına bu kez Antalya'nın en batısını vurdu. Kaş'ta ağaçlar devrildi, onlarca sera yıkıldı. Allah olmadı. Hani bunların acısını gösterdi, bunların acısını hiç göstermez. Kentte fırtınanın hızı gece saatte 100 kilometreyi aştı. Balıkçılar ekmek teknelerini koruyabilmek için nöbet tuttu. Sabahlı geldi işte burada. Kaş'ta fırtına nedeniyle 500 dönümlük sera zarar gördü. Fırtına Bodrum'u da vurdu. Ev sallanmaya başladı, her şey uçmaya başladı. Çatı uçtu. Çatıları uçuran, ağaçları deviren fırtına da tek teselli can kaybı yaşanmamasıydı. Ve Siirt, Metrukal'deki bir binadan gelen ağlama sesi mahalleliyi harekete geçirdi Siirt'te. Binayı kontrol ettiklerinde bir bebek buldular. Hem de göbek bağı bile düşmemiş halde. Yeni doğmuştu. Ailesi onu sadece sokağa bırakmamış. Kentin dondurucu soğuğunda ölüme de terk etmişti. Son anda kurtuldu.
Anne babasının göstermediği merhameti, şefkati, sağlık görevleri gösterdi. Donmaktan son anda kurtarılan bebeğin çevresinde pervane oldular. Siirt'te hava karardıktan sonra mesruk binadan yükselen ağlama sesi vicdan sızlatan bir hikayenin habercisiydi. Mahalleli binayı kontrol ettiğinde terk edilmiş bir bebek buldu. Soğuktan buz kesmişti. Hemen polise haber verdiler. Onlar da hastaneye götürdü. Görevliler önce sarıp sarmaladı, ısınmasını sağladı. Sonra da sağlık kontrolünden geçirdi. Daha göbek bağı düşmemişti. Belli ki birkaç günlüktü. Donmaktan son anda kurtarılan erkek bebek devlet korumasına alınırken Siirt Emniyeti de onu sokağa terk eden ailesine ulaşmaya çalışıyor. Giresun'da ava çıkan köylülerin köpekleri bir çukurun başına geldi. Havlamaya başladı. Avcılar da tabii çukura yöneldi. Bir şey bulduğunu düşündüler. Ve o çukura birazdan izleyeceksiniz taş attılar. Bakın o kuyudan ne çıktı? Aha, ayı. Av köpeklerinin tepki verdiği çukurdan yeni doğum yapan bir ayı çıktı. Mermi atma, mermi atma. Aşağı şuna ayı kırasıştırma ya. Burası Giresun Aluca. Doludere köyünden bir grup avlanmak için kırsal alana gitmişti. Av köpekleri bir çukurun başında toplanıp avlamaya başladı. Köylüler de ne olduğunu anlamak için çukura taş attı. Aha, ayı. O çukurdan bir ayı çıktı. Avcılar panikle kaçmaya başladı. Ancak ayı da onlar kadar tedirgindi. Köpeklerden uzaklaşmak için koşmaya başladı. Mermi atma. Aşağı şuna ayı kırasıştırma ya. Köylüler soluğu çukurun başında aldı. İşte o zaman her şey anlaşıldı. Anne ayı orada yavrulamıştı. Yavrula burada. Oğlum yavru varsa kaçmaz. Hadi şırmaya bak hadi. Sen ayıyı gözle. Yavru büyük mü baha? Ulan daha yeni doğurmuş lan. 3 tane. Allah'ım yarabbim. Hadi gidelim buradan hadi. Avcılar yuvaya yiyecek bırakarak apar topar köye döndü. Bazı anlar, bazı görüntüler var ki tarif etmek, anlatabilmek için sadece tek kelime yetiyor. Mucize. 3 kişi motosiklete bindiler, kaza yapınca ölümün kıyısından böyle döndüler. Burası Çin. Trafik normal seyrinde ilerliyordu. Bir otomobil üzerinde 3 kişi olan motosiklete çarpınca olanlar oldu. Sürücü motosikletin dengesini bir anlığına kaybedince eşi ve çocuğu yola düştü. Karşı şeritten gelen tıra doğru savruldular. Anne ve çocuğu büyük bir şans eseri ezilmekten birkaç santimle kurtuldu. Kazada hafif yaralanan kadın ve çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Bursa'da dün gece bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı kadın taksiciye önce şok cihazıyla saldırdı. Sonra da bıçakla tehdit edip taksiyi çaldı ama fazla kaçamadı. Neden arabayı gasp ettiniz? Taksiciyi önce şok cihazıyla sersemletti, ardından bıçakla tehdit edip aracını çaldı. Evde çifte anahtarı kalktı, dışarı indi. Yakayı ele veren gaspçı kadın kendini de son derece pişkince savundu. 29 yaşındaki Sebahat Destanlı, Bursa Yıldırım'da Barbaros Temel'in kullandığı taksiye bindi. Genç kadın bir süre sonra şoföre İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. İstanbul'a gideceğim. Ben de orada duraksadım. Dedim o zaman ben patronumu arayayım. Yakıt almam lazım dedim. Taksiye göz diken gaspçı, otomobilin içinde şoför Barbaros Temel'i şok cihazıyla sersemletti. Şok cihazı yapınca ben sersemledim. O anda eyfemin çekti araba, yürüyordu hafif. Anahtarı kaptı, fırladı, ön tarafa geldi. Gaspçı kadın Barbaros Temel'in boğazına bıçak dayadı, tehdit etti. Ardından da taksinin direksiyonuna geçti ve kaçmaya başladı. Çaldığı taksiyle kaçan kadın Osman Gazi Köprüsü gişelerinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Neden arabayı gasp ettiniz? İstanbul'da Şişli'de kayda geçen ve artık kanayan bir yara halini alan görüntüler var sırada. Görüntünün öznesi bu kez bir taksici.
Niye almıyorsun? Trafik farz etti, müşterilerini yol ortasında indirdi. Sorumsuz taksici pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti. Herifimize etiler trafik vardı diye indirdi. Taksicilik mesleğine gölge düşüren görüntüler İstanbul Şişli'de kayda geçti. İki genç gidecekleri adrese daha varmadan Şişli yol ayrımında şoku yaşadı. Taksi şoförü trafiği bahane ederek yolculardan bir anda inmesini istedi. Basana öyle bir şey, hakaret ettin mi? Ne oldu arkadaşım ya? Ya boş yol. Herif buraya trafik var diye konuştu. Gençler inmek istemedi ama taksici ısrarcı çıktı. Daha kadar. Niye almıyorsun? Pişkinliğin dozunu gitgide abartarak indirdiği müşterilerden utanmadan bir de para istedi. Herif bize etiler trafik var dedi, indirdi taksiler bu taraf. Yolda bak, kendini çek bak. Kendisi mi indirdi? Diyor. Aynen. Bize parayı vermediniz, indiriz diyor. Arabadan attı bizi. Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşları sel gibiydi bugün tam manasıyla. Annesi tarafından bebek yaşta terk edildiği öne sürülen 20 yaşındaki genç yıllar sonra canlı yayında annesine kavuştu. Tabii bir yanda hasret, diğer yandaysa sitem vardı. Gezin aydın. Yıllardır anne hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Anne ve oğlunu Müge Anlı kavuşturdu. Gel. Keremcim. Müge Anlı'nın kapısını çalan 20 yaşındaki Kerem Öztekin'di. Anne ve babası Kerem henüz 1 yaşındayken boşanmıştı. İki kardeşi babasıyla, o da annesiyle kalmıştı. Çocuk diyor ki ben Ağustos ayında askere gideceğim, annemi bulup helallik istiyorum. Hatırladığı tek şey çok küçük yaşta karakola bırakıldığıydı. Hiç aramamış mı anneniz sizi? Aramış. Bir gün demiş benim çocuklar beni bulacak demiş. Oğlum demiş bulur demiş. Canlı yayına çıkalı daha bir saat geçmeden programa telefon geldi. Arayan Kerem'in annesiydi. Anneni bulduk. Efendim anne. Sizi bekliyoruz hanımefendi buraya. Ve nefesler tutuldu. Milyonlar bugünkü programa kilitlendi. Heyecan doruktaydı. Alkışlarla alalım anneyi Hatice Hanım'a, stüdyomuza. Gezin aydın. Keremcim. Çocuk yaşta terk edilmişti. Annesine kavuştuğunda duygularını bastırması da kolay olmadı. Anne. Anne ve oğlu kavuştu. Ancak herkesin aklında tek bir soru vardı. Peki bu çocuğu niye karakola bıraktınız? Galiba en çok onun aklındaki soru işareti bu. Onun ve diğer ablalarının Yok, ben bırakmadım onu. Benim arkadaşımdaydı o. Ben birkaç gün önce çıkmıştım. Arkadaşım beni dönmeyecek zannetti herhalde. O bırakmış. Sonra ben duyum aldım. Babası almış diye. Anne pişmanlığını bu sözlerle açıkladı. İyi mi yapmışsınız? Yani o üç çocuğu bırakarak hayata. Hayır. Kesinlikle hayır. Şimdiki aklınız olsaydı? Kesinlikle. Asla. Çok cahildim. Cahilliğimin kurbanı oldum ben. Çeken bilir deriz yani, tam da bu nedenle ailesinde kanser olanlar bilir en çok bu derdi. Acaba ben de kanser olacak mıyım sorusu önemli. Mesela ben kendime bunu soruyorum. İşte bu şüpheyi giderecek bir adım attı devlet. Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte kurduğu genomik laboratuvarda bir kan tahliliyle kanser sizi bekliyor mu sorusu artık ücretsiz olarak cevap buluyor. Tüplerde hastaların kan örnekleri. Hepsi de DNA'larından ayrıştırılacak. Yani gelecekte kanser kapınızı çalacak mı? Bu ücretsiz olarak araştırılacak. Ailede anne baba kanserken onun yanında amca, teyze, onlarda da kanser varsa bir üçüncü kanser gelişiyorsa kesinlikle bu konuda bir genetik danışmanlık almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Araştırma Merkezi ortaklığında açılan laboratuvarda genlerinizde kanser var mı?
sadece bir kan tahliliyle çözülüyor. Hasta kanını verdikten sonra inceleniyor ve DNA'sı alındıktan sonra da -79-80 derecelik dolaplarda bekletiliyor. Ardından da bioinformatik analizlerle hastalara, bireylere ait gen haritalarını oluşturuyoruz. Bir genetik mutasyon çıkarsa bir memesine yönelik mesela tedavi alırken hasta ikinci memesini de kanser gelişmeden almayı teklif edebiliyoruz. Yine mutasyon saptarsak ailede oraya o aile bireylerine yakın takip programlarını alıyoruz. Gerekirse koruyucu cerrahiler önerebiliyoruz. Ardından kanser riski yüksek olan aile bireyine gerekli önleyici tedaviler uygulanıyor. Hastalardan alınan kanlar işte bu cihazda analiz ediliyor. Ekranda da görüyorsunuz, bunlar kişilerin DNA'ları. Evet, laboratuvarımızı kurduğumuzdan bu yana 2-2,5 yıl zaman zarfında 3000'e yakın hastanın analizlerini yaptık. Peki siz genetik tahlili nasıl yaptırabilirsiniz? Genetik laboratuvarı Ümrani Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde var. Ama Alo 182'den randevu alırken genetik laboratuvarından randevuyu almıyorsunuz. Nereden alıyorsunuz? Ya onkoloji servisinden, ya genel cerrahiden, ya da kadın doğum servisinden. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede ailesinde kanser olan kişilere öncelik tanınıyor. Sonuçlarsa bir ay içinde çıkıyor. Günlük hayatta dilimize pelesenk olmuş kelimeler var. Doğru yanlış. Özellikle gençlerin çok sık kullandığı kelimeler bunlar son zamanlarda. Aynen abi gibi. Tabii ki de gibi. Yani bahsimiz genelde dilimizi bozan yanlış kalıplar üzerine. İşte bunların nedenlerini ve Türkçe'de yol açtığı tahribatı araştırdık. Arkadaşlarımız sokağa çıktı ve ortaya bakın nasıl bir dil erozyonu çıktı. Şimdi Ajda Pekkan'dan dinleyince bir güzel geldi kulağıma ama aslında gerçek hiç de öyle değil. Acaba siz de bu kelimeyi çok sık telaffuz ediyor musunuz? Aynen aynen. 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 Bir şair ya da yazar değiliz. Kimse kelimelerle laf cambazlığı yapmamızı da beklemiyor. Ama yine de Türkçeyi bu kadar da hoyrat kullanmamalıyız bence. Bir düşünsenize size tabii ki de aynen öyle kısmetse dediğimi ve bunu her haberde söylediğimi eminim ki kanalı değiştirirsiniz. Durun. Sakın değiştirmeyin. Daha fazla devam etmeyeceğim. Peki siz bu kelimeleri neden kullanıyorsunuz? Karşımızdaki kişiden bıkmışızdır. Ne diyorsa onaylıyoruz. Ya bence şurada mı otursak? Aynen. Ne oldu? Ne anladınız da aynen dediniz? Yani onaylıyorum yani. Öyle geçiştiriyorum. Aslında yani. Hiç dinlemiyorsunuz. Yani istemeyerek onaylıyorum öyle dinlemeyerek. İstemeyerek? Aynen. Onun söylediğine çoğu zaman diyecek bir şeyim olmadığı zaman aynen diyorum. Ne anladınız? Yani sizi pek dinlemiyordum ama dinliyormuş gibi göstermeye çalıştım. Muş gibi? Evet. Başka cümleler var mı böyle? Kısmet. 15-16'lı gençler konuştukları zaman aynen tabii ki de falan filan, yani bunlar bizim sonradan katıldı. Şunu soracağım, onlardan bu kelimeyi duyduğunuzda nasıl hissediyorsunuz peki? Vallahi nefret ediyorum. Tabii ki de diye bir şey var mı? Var. Tabii ki var, tabii ki de var mı? Tabii ki de doğru söylüyorsun. Tabii evet. Ki de. O D ne? O D nereden çıktı? D yani tabii ki de. Gençler çıkarıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de deyince bak daha da inanıyorum evet. Ki tabii ki de demek. Kesinlikle. Yani öyle geçiştirmek aslında. Herkesle samimi olmak istemiyorum ama hayat bazen onu gerektiriyor insanlara. O yüzden de aynen. Sırada öne çıkanlar var. Yurdun doğusu şu sıralar Sibirya gibi. Ağrı şu an -35 derece soğuk var. Ağrı'da soğuktan nefes almak bile zor. Rize'de ise karın izini süren turistler var. Teleski'nin gözdesi haline gelen Ayder yine serbest kayakçıların şovuna sahne oldu. Kayanlarsa bu kez Türktü. Karadeniz zekası bakkala sepet sarkıtmanın da yeni yolunu buldu. Rizeli Gökhan Gözdemir 5. kattaki eviyle 200 metre ötedeki bakkal arasına sepetli teleferik sistemi kurdu. Müzik
Bir mağaza açılışında çizgi film karakterlerine bürünmüş maskotlar görev yaptı. Maskotların menşei yabancıydı ama açılışın yapıldığı yer Ankara olunca sergiledikleri figürler %100 yerli oldu. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho bu kez Rusya'da bir buz hokeyi maçında sahaya çıktı. Zemin futboldaki kadar sağlam değildi. Düşmesin diye ayağının altına bir halı serildi. Portekizli teknik adam sadece başlama vuruşunu yaptırıp sahadan çıkacaktı. Vuruşu yaptırdı yaptırmasını ama ayağının altındaki halı kayıp düşmesine engel olamadı. Bir anne hiçbir eğitim almadan resim yaptı. Kendisi çok beğenmişti ama kimsenin beğenmeyeceğini düşündü, üzüldü. Resminin onu sanal alemde ünlü biri yapacağını ise hiç düşünmemişti. Resmi sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Bir anda ortaya onun resmini resmeden onlarca ressam çıktı. Ve fizik ve denge kurallarının kitabını yazmış bir ekip. Tam 6 kişiler ve hayranlık uyandıran işlerin altından kalkıyorlar. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.